Sayın Divan, Sayın Oda Başkanı, Sayın Türmak Genel Sekreterim ve derneğimizin onur kurulu başkanı, İstanbul Odamızın çok değerli yöneticileri, önceki dönem değerli genel başkanım, çok değerli genel merkez yöneticileri, İstanbul Odamızın çok değerli kurul üyeleri, komite üyeleri, değerli ilçe temsilcilerim, değerli şube başkanlarım, şubemizin çok değerli üyeleri, sayın basın. Ben de sizleri Vali Müşavirler, Muhasebeciler Birliği Derneğimizin kurulları adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar müthiş bir enerji var sabah. Ben protokolü bu kadar yoğun bir genel kurulda görmedim. Yani enerjiyi salona yansıttınız. Günün erken saatinde genel kurula gelerek sahip çıkmanızdan dolayı da hepinize ayrıca teşekkür ediyorum. 8 Eylül'de başlayan genel kurul sürecimizde biraz buruk başladık. Üzüntüyle başladık değerli arkadaşlarım. Genel Merkez Denetleme Kurulu Başkanımız Sayın Kemal Güler'i kaybettik. Büyük bir üzüntü içerisindeyiz. Ben burada bir kez daha sizlerin huzurunda kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine ve meslek camiamıza da tekrar başsağlığı dilemek istiyorum. Değerli arkadaşlarım, pandemi sürecindeyiz. Sayın Divan da, Şube Başkanım da açılışta ifade etmeye çalıştılar. Son 1,5 yıl içerisinde gerek ülke olarak, gerek meslek olarak zor bir süreçten geçtik. Ve süreç halen devam ediyor. Kolay kolay da geçeceği de benzemiyor. Pandemi öncesinde ülkenin içinde bulunmuş olduğu ekonomik kriz, sistemsel, yönetimsel hatalar maalesef pandemi sürecinde de artarak devam etti. Mesleki anlamda da var olan sorunlarımızın üzerine bir takım yeni uygulamalarla beraber sorunlarımız artarak devam etti. Tabii mesleğimizin sorunları var. Pandemi öncesinde de vardı. Pandemi sonrasında da mesleğimizin bir takım sorunları oluştu. Ben sorunlarımızı teker teker sıralamayacağım ama önemli bulduğum birkaçının da altını da önemli çizmek istiyorum değerli arkadaşlar. Neydi diye baktığımızda zaman içerisinde yıllardan beri hepimiz mücadele veriyoruz. Hep altını çiziyoruz. Bizler için olmazsa olmaz diye haklı taleplerimizi sıralıyoruz. Bunlardan bir tanesi serbest meslek kazancımızdaki gelir vergisi ve KDV çelişkisi. Serbest meslek kazancında tahsil esası mı, tahakkuk esası mı? Yıllardan beri bu çelişkiyi çözemedik değerli arkadaşlar. Her platformda dile getiriyoruz. Bizi bu sorumluluktan, bu vergi yükünden bizleri kurtarın diye bu kürsülerde haykırıyoruz. Her platformda dile getiriyoruz. Diğer bir yandan özellikle pandemi sürecinde gördük. İşte birçok sektörde genel KDV oranlarında indirimlere gidildi. Ama gördük ki maalesef biz de istememize rağmen katma değer vergisi oranının %8'e indirilmesini defalarca dile getirmemize rağmen maalesef bizlerde gerçekleşmedi. Ülke ekonomisine katkı sunmaya devam eden bir sektöründe katma değer vergisi oranının en azından kısa süreliğine de olsa %8'e indirilmesi en büyük beklentimizdi değerli arkadaşlar. Diğer bir haklı talebimiz, uygulanamayan bir mali tatilimiz var. Değil mi değerli arkadaşlar? 1 Temmuz ve 21 Temmuz'da kanunen olan ama uygulaması imkansız olan bir mali tatil uygulaması. Hiç unutmuyorum, kanunu kabul edildiği, daha doğrusu Sayın Maliye Bakanımız Kemal Unakıtan'ın, Allah rahmet eylesin, genel kurul toplantısına dile getirdiği, bakanlarıma, danışmanlarıma haber saldım. Dünyanın bir yerinden mali tatil uygulamasıyla ilgili bir örnek getirin dedim ama maalesef ki acı bir gerçek, dünyanın hiçbir yerinde mali tatil uygulaması yok dedi. Ama Kemal abinizden size bir kıyak olsun. 1 Temmuz, 21 Temmuz mali tatildir diye bize müjde verdi. Genel kurulda alkıştan salonda deprem havası edildi. Neredeyse genel kurulu bitirmek zorunda kaldı. Değerli arkadaşlarım, uygulanamayan kanun kanun değildir. Bizler de tatil yapmak istiyoruz. Ailelerimizle, çocuklarımızla bizler de en azından yılda 15 gün birlikte beraberce tatil yapma ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz. Ben şahsen bir hafta kendim İstanbul'da kalarak ailemden uzak tatil yapabiliyorum. Bir hafta da ailemle beraber tatil yapabiliyorum. Gittiğimizde bile ne yapıyoruz? Hepimizin elinde
dijital ortamlar mesleğimizi icra etmeye çalışıyoruz. Uygulanamayan tatil tatil değildir değerli arkadaşlar. Psikolojik olarak bize vermiş olduğu, psikolojik olarak bize vermiş olduğu baskısından kurtulmak için ben mali tatil kanunun kaldırılması gerektiğini inanıyorum. Diğer bir yandan yıllardan beri istiyoruz, diyoruz ki bir beyan döneminin dahi eksiltilmesi bizler için büyük bir fayda sağlayacak. Neydi bu? Son dönem geçici vergi beyanının kaldırılması. Değil mi arkadaşlar? Yıllardır mücadele veriyoruz. 17 Şubat'ta son dönem geçici vergi beyanlamasını vereceğiz. Arkasından 11 gün sonra 1 Mart'ta yıllık beyan dönemi başlayacak. 11 günlük süreç için bizleri bu kadar yormayın. Üzerimizdeki stresi alın. Bir dönem daha olsa beyanları eksiltin dememize rağmen gelinen sonuçta yeni çıkan bir tasarı var. Hepiniz okudunuz. Ne diyor? Son dönem geçici vergi kaldırılacak. Beyan dönemi 3 döneme indirilecek. Ama yıllık beyan süreci de 1 ay öne gelecek. Yani ne anlama geliyor? Yıllık gelir vergisi Şubat ayına, kurumlar vergisi de Mart ayına geliyor. Değerli arkadaşlar bunu kabullenmek mümkün değil. Alışılmış bir sistem var. Yıllardan beri bizler ofislerinde özellikle ticari ve serbest meslek kazancının yanı sıra gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı diğer iratlardan dolayı mükelleflerimizin Mart ayında beyana alıştırmanın zorluklarını yaşadık. Bu saatten sonra bir daha takvim alıştırması içerisine girmemiz de doğru olmayacaktır diye düşünüyorum. Bence tasarının bir an önce geri çekilmesi, uygulamanın şu anki şekliyle devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Değerli arkadaşlarım, bir de bizim bir ücret tarifemiz var. Değil mi? Yani TÜRMOB tarafından yayınlanamayan 130 bin kişilik camianın yok sayıldığı, meslek odalarının, örgütlerinin yok sayıldığı Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan bir ücret tarifimiz. Değerli arkadaşlarım, Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan ücret tarifesini kınıyorum. 130 bin kişilik bir camia yok sayılmamalı. Meslek odalarımız TÜRMOB yok sayılmamalıdır. Ücret tarifelerimizin günün yaşam koşullarına göre, hayat standartlarımıza göre odalarımız tarafından belirlenip TÜRMOB tarafından yayınlanması gerektiğini düşünüyorum. Ve hatta zamana endeksi ücret tarifesinin de artık zamanının geldiğine inanıyorum. Hepimiz mesleğimizi icra ediyoruz, değil mi? Sözleşme giriyoruz. Yeni bir müşteri geldiğinde örnek olsun 200 lira sözleşme bedeli çıkıyor. Ama müşteriyle oturup çalışmaya başladığınızda birden fazla POS cihazı, birden fazla banka hareketleri maalesef aldığımız ücret yetersiz kalıyor. Zamanı endeksli ücret tarifesinin artık muhakkak surette hayata geçmesi gerektiğini düşünüyorum. Değerli arkadaşlarım, pandemi süreciyle beraber de hayatımıza giren yeni uygulamalar oldu değil mi? Yani son 1,5 yıldır dedik ki en azından pandemi sürecinde denk gelen yeni beyan ve bildirimlerin de bir süre ötelenmesi gerektiğini hep vurgu yaptık, hep talep ettik. Örneğin yeni uygulamaya başlanacak olan o dönemde bir poşet beyanı, geri kazanım katılım payı. Dedik ki bu dönem içerisinde en azından pandemi sürecinin bitimine kadar öteleyin. Eğer illa almak istiyorsanız, bir katılım payı almak istiyorsanız üreticisinden, imalatçısından, ithalatçısından kaynağında alın. Tabana yaymayın. Milyon binlerce, yüz binlerce beyannameyle uğraşmaktansa birkaç bin beyanla bu katkı payını toparlayabilirsiniz dedi. Öneri de sundu. Ama maalesef hayatımıza girdi. Diğer yandan aynı dönemde gene pandemiyle beraber ki pilot illerde uygulanmasında bile sorunlar yaşanan MUS-SGK beyanının bildirimin onun da ötelenmesini talep ettik. Günümüzde hala dün mesela son günüydü hala gruplarda yazışılıyor. Beyanname göndermekte SGK prim hizmet bildirimi onaylamakta meslektaşlarımız zorlanıyor. Bizler beyannamelerin birleştirilmesini istedik. Ama biz KDV 1, KDV 2 damga vergisi stopajın birleştirilmesini istedik. SGK'nın birleştirilmesini istemedik. Kurumlar arası iletişimin hala daha zayıf olduğu bu teknolojik altyapıda maalesef bu sorun biraz daha devam edecek. Öyle görünüyor. Değerli arkadaşlarım, sözlerimi çok uzatmak istemiyorum. Değerli başkanlarım da konuşma yapacak. Ama şunun da altını önemli de çizmek istiyorum. Hani hep bir takım taleplerimiz var ya, istiyoruz ama yerine gelmiyor. Ben bir yandan bir öz eleştiri yapıyorum. Acaba neden bizler görünmüyoruz, duyulmuyoruz, bilinmiyoruz? Neden bu isteklerimiz hep havada kalıyor? Ben şu kanaate vardım değerli arkadaşlar. Hani hep diyoruz ya,
130 bin kişilik büyük bir camiayız. Odalarımız ve tür mob yok sayılmamalı. Ama bizler çok kopuğuz. Bizler yan yana gelemiyoruz. Farklı görüşlerde olabiliriz. Farklı anlayışlar içerisinde yer alabiliriz. Seçimlerde herkes farklı farklı grupları, kişileri destekleyebilir. Ama seçim bittikten sonra grup şapkalarının bir yana bırakılıp seçilen oda yöneticilerimize sonuna kadar sahip çıkmamız gerektiğini düşünüyorum. Bizlerin sosyal medya hesaplarımızda yapmış olduğumuz eleştiriler birileri tarafından takip ediliyor değerli arkadaşlar. İşte bizler o yüzden görünmüyoruz, duyulmuyoruz, bilinmiyoruz. O 130 bin kişilik güçlü örgüt söylemi havada kalıyor değerli arkadaşlar. Ben takip ediyorum. Özellikle beyan sürelerinde. Arkadaşlarımız yazıyor. KDV beyannamesi uzayacak mı? İstanbul odamız ne yapıyor? TÜRMOB ne yapıyor? Değerli arkadaşlarım, odalarımızın ve TÜRMOB'un asıl görevi beyandan uzatmak değildir. Mesleki sorunlarımızı sıralamaya çalıştım sizlerle. Asıl bizim bu mesleki sorunlarımızla mücadele etmemiz lazım. Eğer bir beyanname yetiştiremiyorsak bunun sorumluluğu bizlerdedir. Benim ofisimdedir, sizlerin ofislerindedir. Biraz bu konuda kendimize çeki düzen vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Değerli arkadaşlarım, pandemi sürecinde hayatını kaybeden arkadaşlarımız oldu. Aile yakınlarımız oldu. Ben kaybettiklerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Sağlık süreci devam eden arkadaşlarımız var. Beyoğlu'nda Nihat arkadaşım var biliyorum. Sultanbeyli'nde Hüseyin Biz arkadaşım var. Az evvel Şube Başkanım da ifade etti. Avcılar'da Özlem arkadaşımız var. Ben kendilerine acil şifalar dilemek istiyorum. Şubemizin kuruluşundan bugüne kadar emeği geçen bütün şube başkanlarıma, şube yöneticilerime teşekkür ediyorum. Yeni göreve seçilecek arkadaşlarımı şimdiden kutluyor. Başarılı bir çalışma dönemi geçirmelerini diliyorum. Bir teşekkürümü Sayın Basın İktisadi Dayanışma'ya yapmak istiyorum. 8 Eylül'den beri bütün genel kurul sürecimizi beraber takip ediyoruz. Bizlerle beraber yol yürüyor. Nusret Bey'e ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Bir teşekkürümü de çözüm ortağımız var. Korurlar Sigorta. Mesleki sorumlu sigortamızın pazarlamasında beraber çalışıyoruz. Korurlar Sigorta, Mert Korur Bey'e teşekkür ediyorum. Genel kurulumuzun hayırlı olmasını diliyor. Sizlere sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Genel Başkanımız Mahmut Şahin Beyefendi'ye yapmış oldukları konuşmalarını görüp teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Aramıza katılan yeni arkadaşlarımız var.